tamam. Saçı falan? Az önce baktım, hepsi tamam. Aman bir aksilik çıkmasın, pasayı tutuyorum. Morris Bey de yok gördürürlerdi. O da akşamdan kalmadır herhalde. İşçiniz küp gibi. Komiserim buyurun, şöyle buyurun. Buyurun, kalk oradan, kalk oradan, kalk. Tamam, tamam, otur. Ben şöyle geçeyim. Tamam, tamam, tatava yeter. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir zamanlar torunu Eftelya, memleketimizin güzide simalarına şarkılar söyleyen gerçek deniz kızının bülbülleri dut yemişe çeviren sesini hep birlikte dinleyeceğiz. Eminiz ki siz de hayran kalacaksınız güzelliğine. Ricamız, denizin derinliklerinin sessizliğine alışmış kızımızı ürkütmemeniz. Yaşı 180, görünüşü 18, deniz kızı karşınızda! Beyler, sükuneti muhafaza ediniz. Paralarınız yarın geri verilecektir. Şimdi lütfen sessizce dağılın. Nümayişe gerek yok. Hadi bakayım, hadi. Dağılın. Hadi, dağılın. Hadi bakayım canım. Gitti. Sır oldu. Geldiği gibi gitti. Hayrola Şevki Bey? Nerede bu kadar öldüğünüz kız? Kaçırdılar herhalde. Kendi bir yere gidemez ki. Gerçekten deniz kızı mıydı? Gayet tabii. Kokunuz pek iç açıcı. Buralarda pek kullanılıyor galiba. Yo, hayır. Bilmem. İzmir'den almıştım. Kemer altından. Komiser amca! Bizim deniz kızını o garson kaçırdı. Halil mi? Nereden biliyorsun oğlum? O garson çadıra geldi dün gece. Konuşmalarına uyandım. Bunu verdi ona. Seni götüreceğim denize, salıvereceğim dedi. Vay deli vay! Şikayetçi misiniz? Tabii başkomiserim. Yarın sabah merkeze gelin. Şikayetinizi sapta geçirelim. Karanlık basmadan dalyana varalım. Yiyecek içecek bir şeyler bulalım. İki mandalina yeter. Çadır köşelerinden sonra cennet burası. Pişman mısın benimle kaçtığına? 15'imden beri kaçıyorum ben. Evden, okuldan, işten. Okula gittin mi sen? Ortayı bitirecektim eğer... Eğer? Aman boş ver. Nereden buldun bu tabancayı? Muhlis'in çekmecesinden aldım. Muhlis kim? Benim patron. Senin Şevki. Arar mı seni Şevki? Arar. Hadi gidelim birileri gelmeden. Barınacak bir yer bulalım gece için.
Sonra Muhlis Bey'in üstüne yürüdü para lazım diye. Muhlis Bey de kasada ne kadar para varsa al senin dedi. Al paraları da ben Nevesel Hanım'la Şevki Bey'i çadıra götüreyim. Garson paraları alırken çekmeceden bir de tabanca almış. Şimdi sen beni şikayet edersin deyip vurdu. Beni de tehdit etti, kimseye söylemeyeyim diye. Bu olanları anımsamıyor musunuz Şevki Bey? Deliller, Halil Dalyan civarındaymış. Bütün bu gürültünün farkına varmadınız mı? İçkiyi biraz fazla kaçırmıştım o akşam da. Neyse, söyledikleriniz akla yakın. Yalnız bu savcılık ifadesi için birkaç gün bekleseniz iyi olur. Halil yakalanana deyin. Bir haber olursa iletirim size. Kanunlar karşısında boynumuz kıldanınca komiserim. Bu deniz kızının adı Emel mi? Yo, hiç adını sormadık ki. Peki, yalnız sakın ayrılmayın buradan. Daha görüşeceğiz. Alo? Gölün Dalyan çıkışı mı? Hemen bir motor getirin. Işıldak filan da. Ben geliyorum, tamam. Nasılsın? İyiyim. Şu üşümem de geçse. Dalyan'da mutlaka tanıdık bir tekne bulunur. Yuvarsak oraya. Çözer misin? Elin acıyor mu? Biraz. Bir sıyrıktı zaten. Kestiğinde tentürcüye sürseydin ya. Olmadı işte. Üşüyorum. Üşüyorum. At şu soğuk kurbağayı üstümden! Sırtımda! At şunu! At! Burada kurbağa yok. Var! Yılanlar da gelecek birazdan. Sarı! Çatal dilli! Ben varım, korkma. Korkuyorum!